bir doğrusal denklemi yazmanın pek çok yolu vardır. Diyelim ki y eşittir 2x artı 3 şeklinde bir doğrusal denklemimiz olsun. Bunu yazmanın yollarından biri işte budur ama sayısız farklı biçimde de yazabilirim. Mesela bunu her iki yandan da 2x çıkarırsam şöyle de yazabilirim. Eksi 2x artı y eşittir 3. Başka işlemler uygulayarak denklemi farklı farklı şekillerde yazmam olası. E, hepsini şimdi yapmayacağım tabii ama bir diğer yazım biçimi de şu olabilir. y eksi 5 eşittir 2x eksi 1. Son yazdığım bu denklemi sadeleştirirsek ya bir önceki denkleme ya da en yukarıdaki yazdığım denkleme ulaşırız. Hepsi de zaten birbirine eşit. Makul cebirsel işlemler uygulayarak bir denklemden diğerini elde edebilirsiniz. Bir doğru denklemi yazmanın sayısız yolu vardır ama bu videoda özellikle üzerinde durmak istediğim yazım biçimi işte bu yazım biçimidir. Çünkü bu yazım biçimi bir doğrusal denklemi yazmanın en kullanışlı yollarından biridir. İleriki videolarda bulmak istediğiniz şeye bağlı olarak bu yazım biçiminin gayet kullanışlı olabileceğini göreceksiniz ve bu videoda bu yazım biçiminin üzerinde duracağız. Bu yazım biçimine genellikle eğim eksen kesimi yazım şekli deniyor. Birkaç dakika içinde bunun adının neden eğim eksen kesimi yazım biçimi olduğunun anlaşılacağını umuyorum bu konuya girmeden önce gelin bu denklemin grafiğini çizmeye çalışalım grafiğini çizmeden önce de bu denklemi sağlayan birkaç nokta belirleyelim x virgül y y değerini hesaplamanın kolay olacağı x değerini seçeceğim belki de en kolayı x'in 0 eşit olmasıdır değil mi x sıfıra eşitse 2 çarpı 0, 0'dır. Burası gitti ve geriye yalnızca bu terim kaldı. Y eşittir 3. Bu değeri grafiğe yerleştirirsek, gelin yerleştirmeye başlayalım. Bu benim y eksenim olsun. X eksenini de çizeyim. Bu da x ekseni düzgün olmadı. Pek hoşuma gitmedi. Bir daha deneyelim. Evet. Bu epey güzel oldu, tamamdır. Bu da x eksenim. Bazı noktaları işaretleyelim şimdi. Burası x eşittir 1, x eşittir 2, x eşittir 3. y için de yapalım bunu. y eşittir 1, y eşittir 2, y eşittir 3. Bu noktaları bu şekilde arttırabilirim tabii. y eşittir eksi 1. Burası da x eşittir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 böyle yazabilirsiniz. Burada gördüğünüz nokta ise 0, virgül 3. x'in 0, y'nin de 3 olduğu noktadır. x eşittir 0, y eşittir 3 noktasını temsil eden nokta y ekseni üzerindedir gördüğünüz üzere. Söz konusu olan bir doğru olacaksa, o bu noktadan geçecek demektir. Bu nokta doğrunun y eksenini kestiği noktadır. Bu yazım biçimine eğim eksen kesimi yazım biçimi denmesinin nedeni doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulmanın çok kolay olmasıdır. Denklem bu biçimde yazıldığında x eşittir 0 iken y eşittir 3 olur ve doğrunun y eksenini kestiği noktaya ulaşmış oluruz. İşte bu noktaya. Harika. Bu nedenle bu yazım biçimi üzerinden grafiğin y eksenini kestiği noktaya ulaşmak çok kolaydır. Şöyle diyebilirsiniz şimdi. Bu yazım biçiminin adı eğim eksen kesimi yazım biçimi olduğuna göre eğimi bulmak da çok kolay olmalı. Böyle bir çıkarım yaptıysanız tebrik ediyorum. Haklısınız. Birkaç saniye sonra biz de bunu göreceğiz zaten. Gelin birkaç nokta daha belirleyelim x'i birer birer arttıracağım. x'i bir arttırırsak, delta x'in, yani x'deki değişimin, bu üçgen Yunan alfabesi harflerinden delta'dır ve farkı temsil eder. x değerleri arasındaki fark 1'dir. x'i 1 arttırdık. Buna karşılık y'de nasıl bir değişim oldu acaba? Hesaplayalım. x 1'e eşitse 2 çarpı 1 artı 3, 5 eder. Yani y değerler arasındaki fark 2'dir. Aynı işlemi bir daha yapalım. x'i 1 arttıralım tekrar. x'deki değişim 1'dir. x'i 1 arttırırsak x değerimiz 1'den 2'ye çıktı. Peki y nasıl değişti? y'de nasıl bir fark oluştu? Ona bakalım x 2'ye eşitse 2 çarpı 2 4'tür artı 3 7 eder. Y değerinde gerçekleşen değişim 2'dir. x 1'den 2'ye çıktığında y 5'ten 7'ye çıktı. x değerini 1 arttırdığımızda y değeri de 2 arttı. Bu doğrusal denklem için y'deki farkın x'deki farka oranı daima şuna eşittir. y'deki fark 2, x'deki fark da 1'di. O halde 2 bölü 1, yani 2'ye eşittir. Şöyle de diyebiliriz. Eğim 2'ye eşittir. Gelin daha iyi anlayabilmek için grafiğini çizelim. x eşittir 1 iken y eşittir 5. 5'in yerini işaretlememiz lazım. Bu biraz fazla olmuş. Bunu sileyim. İlk işaretlediğimi sileyim. Tamamdır. Tamam. Burası y eşittir 4. Burası y eşittir 5 x eşittir 1 iken y eşittir 5 yani bu nokta. Bir doğru çizmek için en az iki noktasını bilmek gerekli. O halde doğrumuz yaklaşık olarak, bunu başka bir renkle çizeyim. Doğrumuz yaklaşık olarak, burası biraz daha ne de olsa ölçekli çizmedim ama yaklaşık olarak böyle bir şey olacak. Bu doğru denklemi y eşittir 2x artı 3 olan doğru eğimin 2'ye eşit olduğunu bulmuştuk. x değerleri arasındaki fark 1 iken, y değerleri arasındaki fark 2'dir. x değerleri arasındaki fark eksi 1 olsaydı, y değerleri arasındaki fark eksi 2 olurdu. Sağlamasını da şöyle yapabilirsiniz. 0'dan 1 kadar aşağı inip, eksi 1'e gidersek y değerimiz ne oluyor? 2 çarpı eksi 1, eksi 2'dir. Artı 3 daha 1 eder. Grafik üzerinde görünüyor zaten. Eksi 1 virgül 1 noktası doğrunun üzerinde. Harika. Doğru üzerinde herhangi iki nokta için düşündüğümüzde y'deki farkın x'deki farka oranı yani eğim daima 2'dir. Peki. 2'yi denklemin neresinde görüyoruz? 2 işte tam burada. Bir denklemi eğim eksen kesimi yazım biçiminde yazdığınızda yani y eşittir bir sabit sayı çarpı x artı bir başka sabit sayı olarak yazdığınızda ikinci sabit sayı doğrunun y eksenini kestiği noktadır. Y eksenini kestiği nokta zaten böyle bulunur. Kesim noktası işte bu noktadır. Doğrunun y eksenini kestiği nokta. Buradaki 2 de eğimdir. Aslında çok da mantıklı. X değerini 1 arttırdığınızda onu 2 ile çarpıyoruz. ve y değeri 2 artmış oluyor. Bu anlatılanlara eğim, eksen kesimi yazım biçimi konusuna bir giriş olarak bakabilirsiniz. Şunu da eklemek isterim. Böyle bir denklemin grafiğinin nasıl olacağını bulmanın bence en kolay yolu da bu. Diyelim ki elinizde başka bir doğrusal denklem olsun. Örneğin y eşittir eksi x artı 2. Denklemi görür görmez hemen şöyle dersiniz. Tamamdır. Y eksenini kestiği nokta 0,2'dir. Y eksenini şu noktada kesiyor. Doğrunun eğimi de burada gördüğünüz katsayı yani eksi 1. Eğim eksi 1. Yani x'i 1 arttırırsak y'yi 1 azaltacağız x'i 1 arttırırsak y'yi 1 azaltacağız. x'i 2 arttırırsak y'yi 2 azaltacağız. Doğrumuzun grafiği de yaklaşık olarak şöyle bir şeydir. Nispeten düzgün çizmeye çalışacağım yaklaşık olarak. Daha iyi çizebilirim aslında. Eksenleri elle göz kararı çizdim. Pek uygun değiller ama asıl demek istediğim şeyi anlamışsınızdır. Yaklaşık şöyle bir şey olacak eğim eksen kesimi yazım biçimi haline bakarak doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulmak çok kolay. Ayrıca eğimi bulmak da çok kolay. Bu doğrunun eğimi eksi 1'dir, x'ün katsayısı olan eksi 1, y eksenini kestiği noktada 0,2'dir öyle değil mi? Bulmak çok kolay çünkü tam gözünüzün önünde duruyor zaten.